Canlı. Hocam ben yanlışlıkla senin çayımı içtim ya. İçtiysen var ya. Bu benim mi? Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Şimdi bir yandan da biz sizin kadar çok iyi anlamıyoruz arkadaşlar bu sosyal medyadan, video çekim işlerinden falan. Kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz da. Şimdi bunu telefonumuza indirebildik az önce yaptığımız dersi. Birazdan YouTube'a atacağım. Hikayeleri de göremeyebilirsiniz. Instagram'da artık canlı katılan izler. Daha sonra hikaye bölümünde paylaşmaya çalıştık ama sanırım hala dünkülerimi yayınlıyor. Bizimkini yayınlayınca dünküler kayboluyor gibi bir şey yaşadık. Birazdan her iki dersimizi de YouTube'a atacağız. Şimdi konu bitince dediğim gibi soru çözüm videosunu izlemeyi unutmuyoruz. Soru çözüm videosunu izliyoruz. Orada takıldığınız sorular varsa bana fotoğrafını çekersiniz veya sizin çözdüğünüz sorularda özelden atabilirsiniz. Telefon numaramı söylüyorum. 505 839 0932 505 839 0932 arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim kısaca hemen video derslerde çok uzun tutmak sıkıyor biliyorum. Nesnesine göre fiilleri de anlatalım. Zaten daha çok soruyu çözerken göreceksiniz. Soru çözüm videosunu izleyince gelişecek. Hemen nesnesine göre fiilleri de anlatıp bitirelim bugünkü dersimizi. B nesnesine göre fiiller. Şimdi bu nesnesine göre, nesne yüklem ilişkisine göre de diyebilir. Birinci derste anlattığımız özne yüklem ilişkisine göreydi arkadaşlar. Nesne yüklem ilişkisine göre de geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen diye dörde ayırıyoruz. Şimdi burada oldurgan ve ettirgen birinci derste söylediğim gibi, yani testlerde ancak karşılaşırsınız. Sınavda kolay kolay oldurgan ya da ettirgen ifadelerini kullanarak ÖSYM'e sormaz. Sormadı bu zamana kadar. Yani üniversite sınavında bile oldurgan ettirgenle ilgili soru gelmiyor. Şimdi biz geçişli ve geçişsize dikkat edeceğiz. Birincisi geçişli fiil. Ben bunu size fiiller konusunda kılıç fiili diye de anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Nesne alabilen fiiller. Geçişli fiil, nesne alabilen. Nesne alabilen fiillerdir. Nesnenin tanımı ne? Eylemden etkilenen öge. Yani ben camı kırdım dediğimde camı kıran, eylemi yapan ben, özne. Eylemden etkilenen de cam oluyor. Oradaki cam nesne. Yani nesne alabilen fiillere biz geçişli fiiller adı veriyoruz. O zaman nesnenin soruları ne, neyi ve kimi değil mi? Ne, neyi, kimi sorularına cevap verir. Ve pratik yöntemi neydi? Önüne onu kelimesini getirdiğimizde anlam bulur. Onu kelimesi anlamlı olur. Evet, nesne alabilen.
Bakın cümle içerisinde nesne kullanılmak zorunda değil. Nesne alabilmesi önemli. Nesne kullanılmamış da olabilir. O yüzden önüne onu kelimesini getirerek daha pratik şekilde yapabilirsiniz. Mesela ben seni çok seviyorum. Şimdi artık çatı konusunu öğrendik. Hem öznesine hem nesnesine göre ikisinin de özelliğini çıkarabiliriz. Bu cümlenin çatı özelliği nedir derse adam sana, seviyorum yüklemini bulduk. Fiil mi? Evet. O zaman burada çatı özelliği aradım. Önce öznesine göre bakıyorum. Seven kim diye soruyorum? Ben. Bu işi kendim yapıyorum değil mi? Gerçek özne. O zaman öznesine göre etken oldu mu? Evet. Nesnesine bakıyorum. En pratik şekilde onu seviyorum oluyor mu? Evet. Neyi ya da kimi seviyorum sorusuna da cevap veriyor mu? Seni seviyorum. Nesnesi de var. O zaman biz bu fiile nesne yüklem ilişkisine göre de geçişli fiil diyoruz. Evet, sevmek fiili öznesine göre etken, nesnesine göre de geçişli. Bu kadar. Mesela bir iki tane daha örnek verelim. Çocuk kağıdı yırtmış. Veya birazdan masaya bırakırım. Seni çok özledim. Yırtmış yüklem. Öznesine bakıyorum. Yırtan kim? Çocuğun kendisi değil mi? O zaman biz bunu öznesine göre etken çatılı fiil diyoruz. Neyi yırtmış? Kağıdı. Nesnesi de var. Onu yırtmış oluyor mu? Oluyor. Yani kılıç fiili diye anlattığımız arkadaşlar daha önce anlatıldı aslında size. Yani bir daha anlatmış oluyoruz burada. Şurası nesnesine göre geçişli fiil. Bırakırım aynı şekilde. Bırakan kim? Ben. Bakın hem özneyi kullanmadım hem de nesneyi kullanmadım burada. Bunu size ayrıca soru köklerinde belirtiyor. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli olmasına rağmen nesne kullanılmamış diye soruyor. Bakın şu anda bu fiil geçişli fakat cümle içerisinde nesne yok. Bırakan kim? Ben. Öznesine göre etken çatılı. Nesnesine bakıyorum. Neyi bırakırım diye sorduğumda var mı cevap? Yok. Fakat nesne alabiliyor mu? Yani birazdan dosyaları masaya bırakırım. Telefonunu ya da parayı masaya bırakırım diyebilirsiniz. Yine geçişli bir fiildir. Yani geçişli olmasına rağmen nesne kullanılmamış dediğinde şunu unutmuyoruz. Cümle içerisinde geçişli olması için nesneye ihtiyaç yok. Önemli olan nesne alma yeteneği var mı yok mu bu fiilin? Nesne alabiliyorsa onun da önüne onu kelimesini getirerek kolayca yapabiliyorsunuz. Seni çok özledim. Kimi özledim sorusunun cevabı var. Yine burası nesnesine göre geçişli bir fiil. Bu meseleyi çok tartıştık. Neyi tartıştık diye sorduğunda bu meseleyi cevabını alabiliyorsunuz. Öznesine göre tartışma karşılıklı olur. Öznesine göre hatırlayın birinci dersimizi. İşleş çatılı fiil. Neyi tartıştık? Bu meseleyi nesne de alabiliyor. Almış. O zaman nesnesine göre de geçişli fiil. Hemen ikinciye geçelim arkadaşlar. İki. Geçişsiz fiil. Geçişsiz nesne alamayan eylemler. Yani neyi ya da kimi sorusuna cevap vermez. Nesnesiz gerçekleşen eylemlerdir bunlar. Şöyle yapalım tanımını. Nesne alamayan eylemlerdir. O zaman neyi ya da kimi sorusuna da cevap vermez. Burada önüne onu kelimesi getirdiklerinde de anlamsız olur. Mesela bugün çok çalıştım. Çalışan kim? Ben. Öznesine göre etken. Nesnesine göre neyi çalıştım, onu çalıştım falan olmaz. O zaman burada geçişsiz bir fiil oldu. Veya çocuklar uyuyor. Uyuyor. Aynı şekilde uyuyan çocuklar öznesine göre etken ama onu uyuyor, neyi uyuyor diye bir şey olmaz. O zaman yine nesne alamayan bir eylemdir. Geçişsiz bir fiildir. Şimdi uzun uzun cümleler yazmayacağım. Eğlendik mesela. Biz eğlendik. Etken öznesine göre. Nesne yüklem ilişkisine göre onu eğlendik diye de bir şey olmayacağı için burası yine geçişsiz bir fiil. Mesela baktım. Etrafa baktım dediğinizde aynı şekilde öznesine göre ben baktım. Etken çatılı. Nesnesine göre onu baktım diye bir şey olmaz. Geçişsiz bir fiil arkadaşlar. Veya çocuk ağladı. Ağladı da aynı şekilde etken ve geçişsiz bir fiil. Onu ağladı diye bir şey olmaz.
Bazı fiiller vardır. Cümlede kullanıldığı yere göre geçişli de geçişsiz de olabilir. Mesela dikkat işareti koyalım şuraya bir. Çocuklar bahçede koşuyor. Şimdi çocuklar bahçede bir oraya bir buraya koşuyor dediğinizde bunun nesne alamadığını görüyoruz. Geçişsiz bir fiil. Neyi koşuyor, kimi koşuyor ya da önüne onu koşuyor dediğinizde anlamsız. Fakat şu cümlede 100 metreyi işte 13 saniyede koşuyor. Şimdi geçişli oldu. Yani bazı böyle birkaç tane fiil var cümlede kullanıldığı yere göre geçişli ya da geçişsiz olan cümledeki anlamına bakacağız yani burada. Şimdi neyi koşuyor diye sorduğunda koştuğu bir nesne var. 100 metreyi koşuyor bu adam. O zaman burada geçişli hale dönüştü. Mesela gezmek sözcüğünü düşünün arkadaşlar. Sabaha kadar sokaklarda gezdim dediğinde neyi gezdim, kimi gezdimin cevabı yok. Ama bu müzeyi arkadaşlarımla gezdim dediğinizde neyi gezdim bu müzeyi nesne alabilir hale dönüştüğü için geçişli bir fiile dönüşmüş oluyor. Kullanıldığı cümleye göre bakıyoruz yani. Şimdi bizim için KPSS'de geçişli ve geçişsiz önemli. Ha, oldurgan ve ettirgeni de ben size anlatacağım şimdi. Fakat çok önemli mi hocam derseniz değil. Belki ettirgeni, belki bir kere sordular üniversite sınavında eski yıllarda. Eylemi başkasına yaptırma anlamı diye soruyorlar. Zaten KPSS'nin soru tarzı da daha çok öyle. Bilgisayar soru tarzında sormuyorlar. O yüzden belki orada soru çıkabilir karşımıza. Üçüncüsü oldurgan fiil. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Kökü olmak. Sonradan olan yani sonradan geçişli olan fiil. Geçişsiz bir fiili R, T, dır, dir gibi eklerle geçişli hale getirirsek biz buna oldurgan fiil diyoruz. Bu noktada ne yapacağız? Önce köküne bakacağız. Geçişsiz bir fiil. Neyi ya da kimi sorusuna cevap vermiyor. Fakat onu öyle bir ek yerleştireceğiz ki o ek sayesinde sonradan geçişli hale dönecek. Yani aslında oldurgan ve ettirgen de geçişli fiil. Bak bunu şöyle ifade edeyim size. Şurası komple geçişli bir fiildir. Oldurgan da geçişli, ettirgen de geçişli. Fakat oldurgan da eksiyken yani geçişsizken geçişli hale dönüyoruz. Neyle? R, T, T ekleriyle. Geçişsizken. Ettirgenleri geçişliyken yani artı bir daha artıya dönüşüyor. Geçişli bir daha geçişli yapıyoruz. Ve yine aynı ekleri kullanıyoruz. R, T, T. Bunlar fiilden fiil yapım ekleri. Aynı zamanda şu çatılarda kullandığımız ekleri hatırlayalım bakalım. Ne vardı? L ve N'yi edirgende kullanıyorduk. Değil mi? Param çalındı gibi başkası tarafından. Veya dersten atıldım gibi. Ş ekini de işleştikte kullanıyorduk. L, N'yi dönüşünde de kullanıyorduk. R, T, T da geçişli ve geçişsizlerde nesnesine göre fiillerde oldurgan ve ettirgende kullanıyoruz. Şimdi oldurgan fiil neymiş? Geçişsizken yani eksiyken artıya dönüştürdüğümüz. Hangi ekler sayesinde? Şu fiilden fiil yapım ekleri sayesinde geçişsizi geçişli yapacağım. Şöyle diyelim tanımını. Geçişsiz bir fiil R, T, T ekleriyle geçişli yapılır. Ha, burada sana oldurgan ya da ettirgen diye bir ayrıntı sormadığı sürece bunları da normal geçişli fiillerin içine atarsınız. Mesela sana dedi ki aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnesine göre farklıdır? Bir baktın hepsi de geçişli. Ha, o zaman bu soruyu hazırlayan adam oldurgan ve ettirgene dikkat çekmiş. Onlardan 4 tanesi oldurgan, biri ettirgendir. Veya tam tersi 4 ettirgen bir oldurgan şeklindedir. Aksi halde normal bunları da geçişli fiillerin içine dahil edeceksiniz. Mesela gülmek veya şuradaki uyumak. Çocuğu uyutmuş. Bizi çok güldürdün. Şimdi bir bakın bakalım. Bunun kökü uyumak değil mi? Bunun kökü de gülmek. Veya eşyalarını masadan kaldır. Bu arada kaldırın kökü hatırlayın bakalım neydi? Aferin. Ben tahmin ediyorum çünkü bildiğinizi.
Eşyalarını masadan kaldırdı. Şimdi şunların köklerine bir bakalım. Uyu, gül ve kalk. Çocuğu uyutmuş, onu uyumak, neyi uyumak, kimi uyumak diye bir cevap olmaz. Dolayısıyla bu şu anda geçişsiz bir fiil. Yani eksi. Geçişsiz. Nesne alamıyor. Fakat öyle bir ek taktık buna. Onu uyutmuş, geçişsizken geçişli oldu. Yani oldurgan. Burada neye dönüştü? Artıya. Yani geçişli oldu. Dolayısıyla biz buna oldurgan fiil diyoruz. Çocuğu uyutmuş. Bizi çok güldürdün. Kelimenin kökü gülmek. Onu gül, neyi gül? Bakın gülmek için bir nesneye ihtiyaç yok değil mi? Nesne alamıyor. Şu anda eksi, yani geçişsiz. Fakat öyle bir ek taktık buraya. Güldürdün dediğinde kimi güldürdün? Bizi. Şurada bir nesne var, görüyor musunuz? Aslında bu nesneyi şuradaki ek sayesinde alabilir hale geldi. Yani hocam bir köküne bir ekine mi bakacağız? Evet, önce kök, sonra aldığı ekle bir daha bakacaksınız. Burada artıya dönüştü. Şimdi neyi güldürdün, kimi güldürdün sorusuna cevap var. Onu güldürmekte oluyor. Geçişsizken geçişli olduğu için oldurgan fiil oldu. Bu da nesnesine göre oldurgan fiil. Şuna gel. Eşyalarını masadan kaldırdı. Bunun kökü kalkmak. Burada ünsüz düşmesi oluyor bak. Kaldırmak. Onu kalk, kimi kalk, neyi kalk diye bir şey olmaz. Burada eksi, yani geçişsiz. Onu kaldırmak oldu mu? Evet, geçişli hale dönüştü. İşte burada oldurgana dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Mesela bizi eğlendirdin. Onu eğlenmek olur mu? Hayır. Ama eğlendirdin. Oluyor. Eğlenmek eksi. Burada geçişsiz. Ama bizi eğlendirdi, kime eğlendirdi diyebiliyorsun. Burada artıya dönüştü. Oldurgan. Tamam mı? Şimdi ettirgene geçelim. Sonuncusu. Dört. Ettirgen fiil. Kameraman çek şunu yakından. Bunun kökü etmek. Geçişli fiili geçişliyken bir daha geçişli edeceğiz. Tamam mı? Etmek. Yani artıyı bir daha artı yapacağız. İki kere geçişli olacak. Geçişlilik derecesini artırmış olacaksınız. Artırmak bu arada tek teyle mi yazılır? Çift teyle mi? Göreceğim. İki teyle mi? Bak yanlış. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu gelip sizin dersinizde size satacak. Tek teyle mi yazılır? Çift teyle mi diye. Buradan öğreniyor. Şimdi gel şuraya kameraman. Kelimenin kökü artmak. Onu art, neyi art, kimi art diye bir şey olur mu? Olmaz. Onu artırmak olur mu? Olur. Atıyorum bankalar faizleri artırmış. Şimdi bunun kökü neydi? Eksi. Geçişsiz. Onu artırmak olur mu? Olur. Sonradan neye döndü? Geçişli. Bu fiil oldurgan. Tamam mı? Tek teyle yazılır hocam. Ettirgen geçişliyken bir daha geçişli olacak. O zaman şöyle diyelim. Geçişli fiiller R, T, tır ekleriyle yeniden geçişli yapılır. Yani fiilin geçişlilik derecesini artırmış olacağız. Bu kadar. Mesela burada işte çıkmış soru var dedim ya, hani şuraya bir uyarı yapalım. Eylemi başkasına yaptırma anlamı vardı. Buradan gelirse soru böyle gelir. Eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır. Bunu da bilmek için zaten ettirgeni bilmene gerek yok ki. Normal anlam olarak da yapabilirsin. Eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır. Bak, bulaşıkları bana yıkattın. Şimdi bu kelimenin kökü yıkamak değil mi? Burası artı. Nesne alabiliyor. Neyi yıkadım? Bulaşıkları yıkadım diyebilirsin. T ekini aldı. Bulaşıkları yıkattı. Bir daha geçişli oldu. Artı, artı. Geçişli artı. Geçişli eşittir. Ettirdi. Ve böylece kendisi yapmadı. Başkasına yaptırmış oldu arkadaşlar. Mesela tahtayı öğrencilerine sildirir. Kelimenin kökü silmek. Onu silmek olur değil mi? Tahtayı sil. Artı. Onu sildirmek de olur. Artı, artı. Yani geçişli artı. Geçişli eşittir. Ettirgen.
Oldurganda nasıl oluyor bir daha hatırlat. Geçişsizken geçişli oluyor. Mesela adamı öldürdü. Gel şimdi tekrar. Onun ölü olur mu? Olmaz. Ama onu öldür. Oluyor. Başkasına yaptırma anlamı da yok. Bak direkt kendi yapmış. Adamı öldürdü. O zaman burada oldurgandı, kökü geçişsizdi. Bakın şimdi ne yapacağım? Geçişsiz. Eksiydi yani. Onu ölmek olmaz. Onu öldürmek olur. Artı oldu. Yani burada geçişliğe döndü. Oldurgan oldu değil mi? Hocam oldurgana biz bir de yani şurada sonuçta geçişliğe döndü. Bir ek daha getirip bu sefer ettirgen yapabilir miyiz? Titretme şu kamerama şeyi. Öldürttü. Olur. Ne oldu bu sefer? Kendi yapmadı. Bir gangster tuttu. Ona yaptırdı. Eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır. Şurada bu eylem tekrar ettirgene döndü arkadaşlar. Dediğim gibi ettirgeni, öttürgeni boş verin siz. Yani anlamca eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır dedi mi? Zaten kolaylıkla yapacağınız bir şey. Yani tahtayı öğrencisine sildirir de ettirgeni bilmene hiç gerek yok. Eylemi başkasına yaptırdığı belli arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Duvarları maviye boyatacağız. Onu boyamak oluyor artı. Onu boyatmak da oluyor. Bir daha artı. Geçişte artı. Geçiş eşittir ettir. Bu kadar. Arkadaşlar katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah faydamız olmuştur. Biz bu şekilde dersler anlatmaya devam edeceğiz. Belki o an gelemeyebiliriz. Tahta karşısında olmasa da evde videolar çekip atabiliriz size. İşte soru çözüm videoları çekip atabiliriz. Yani bizden istediğiniz özel şeyler de varsa onları da yazabilirsiniz. Yani şu şekilde anlatsanız daha iyi olur. Veya ne bileyim işte şuraya da atabilir misiniz, bana özelden atabilir misiniz gibi istekleriniz olabilir. Bunlar için de yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eleştirilere her zaman açığız. Size başarılar diliyorum. Evde tekrarlarınızı yapın. Bu süreci başarılı şekilde atlatacağız. Hiç merak etmeyin. Yani bir ay sürse bile bir aylık zaman dilimimiz zaten bizim vardı. Haziran'da sürekli ders anlatırız. Yine yaparız. Alanla ilgili, ÖABT ile ilgili bekleyen arkadaşlar var. Onunla ilgili de çalışma yapıyoruz. Hocalarınıza ulaşacağız. Gerekirse video çekip bize atacaklar. Biz onları YouTube sayfamızda yayınlayacağız. Hocalarımızın bir kısmı ÖABT'de biliyorsunuz şehir dışından geldiği için onlara ulaşmak biraz sıkıntı oluyor. Evden dışarı özellikle İstanbul'da falan olan hocalar var. Uzak şehirlerde olanların biraz daha dışarı çıkmaları falan sıkıntılı. Büyük şehirlerde yaşayan insanların. Onlardan da video talep edeceğiz gerekirse. Onlar da elinden geldiğince katkı sunacak arkadaşlar size. Teşekkür ediyorum. Soru çözüm videosunu izlemeyi unutmayalım. Sorularınızı bekliyorum. Başarılar. Görüşmek üzere.